Merhaba arkadaşlar. Bugün dördüncü dersi yapacağız. Assembly Language Usage, Memory and Faults. Geçen hafta yapmadık şeyden dolayı. O yüzden dördüncü ders olarak devam edeceğiz. Ondan sonra bu şeyle alakalı son dersimiz. Assembly ile alakalı son dersimiz. Bundan sonra artık C tarafına geçeceğiz. Ondan sonra tabii biraz daha vitesi arttırıp daha farklı şeyler görmeye başlayacağız. Kısa bir review yapacak olursak çok bir şey yani çok instructionları koymak istemedim review'e çünkü genel olarak instruction gördük geçen hafta. Bir ondan önceki hafta bir reset sequence vardı. Bu reset sequence neydi? Bir board'u power ettiğimiz zaman iki tane şey oluyordu aslında önemli. Birincisi işte vector table'ından yani ilk baştaki adresten hani ilk baştaki adres vector table ilk adrese yerleşiyor. İlk baştaki değeri stack pointer'a gönderiliyor otomatik olarak. Yani stack pointer'ın değerini vermiş oluyorsunuz. İkinci değer de reset handler'ın adresi. Bu da aslında program counter reset ediyor. Yani buraya zıplayacak şekilde oluyor. Aşağıda da görebiliriz yani reset olduktan sonra. Yani dur şöyle yapayım. İyi gözüküyor herhalde. Reset olduktan sonra ilk reset adresi dediğim gibi stack pointer alıyor. Bu main stack pointer'ı kullanıyor burada. İki tane stack pointer vardı hatırlarsanız bir de process vardı. Daha sonra ikinci adresi okuyor. İkinci adreste program counter reset ediyor. Yani stack pointer from counter set ediyor. Burası da reset olduğu zaman nereye gideceğini söylüyor. Oradan oraya zıplayıp ondan sonra instructionları sırayla execute etmeye başlıyor. Daha sonra program image ile alakalı konuşmuştuk. Yani bir program compile ettiğimiz zaman içinde neler var diye konuşmuştuk. O ELF dosyasında. Binary dosyada. Vector table var. Bu vector table'daki adresler işte o stack pointer da dahil olmak üzere exception'lar ve interrupt'lar. Bunlarla alakalı bir iki hafta sonra falan veya üç hafta sonra falan konuşacağız. Ama exception'ları az çok gördük gibi. Yani hani böyle exceptional bir durum olduğunda çalışan fonksiyonlar gibi düşünebilirsiniz yani bunları. Teknik olarak interrupt'lar da aynı şekilde çalışıyor. Reset handler dediğim gibi ilk başta çalışan fonksiyon. Bunların çok isminin önemi yok yani isminin reset handler, reset underscore handler, işte capital reset handler'ın olmasının çok bir önemi yok. Tamamen siz nasıl yazdıysanız öyle aslında olay. Ama hani öyle bir fonksiyon diyelim yani ilk çalışan fonksiyon diyelim. Bu ilk çalışan fonksiyonu da genelde işte initialization rutinleri olur. İşte nedir initialization rutinleri? İşte kodun bazı bölgelerini sıfırlamak gibi mesela bir integer tanımladınız. İşte a eşittir sıfır gibi bir global değişken tanımladınız. Bunların sıfırlanması gibi şeyler veya bir memory array oluşturdunuz. Hepsini sıfıra eşitlediniz gibi düşünebilirsiniz. Yani bunlar şeyin dışında global olarak tanımladığınızı düşünürseniz. Bunların sıfırlanması gibi şeyler olur. Clock initialization tarzı hardware initialization rutinleri olabilir. Ondan sonra startup kod yani startup kod da aslında bu aynı yani reset handler'ın içinde olabilir yani bunlar hepsi initialization of data işte hani hepsi reset handler'da oluyor gibi düşünün. Ondan sonra da wish main fonksiyonunu çağırmaya kalır. Bu da bizim o işte C'de yazdığınız o her zaman işte pound include studio hash int main işte printf return 0. Oradaki işte int main yazmanızın sebebi de bu yani startup kod burada main'i çağırdığı için aslında hem bilgisayarınızda derlediğiniz programlar için yani C standardının gereği aslında veya convention'ın gereği olabilir. Main fonksiyonu çağırıyor yani o yüzden main fonksiyonu çağırıyor. Ondan sonra application kod ve other data dediğim gibi işte global değişkenler, static değişkenler ne varsa bir de application sizin kendi kodunuz. Runtime library fonksiyonları olabilir yani math kütüphanesi gibi işte farklı time işte farklı kütüphaneler dahil olabilir koda. Bunların hepsi program imajı oluşturacaktır. Bu da typical program generation flow. Bununla alakalı biraz daha haftaya artık konuşacağız. Bugün çok burada bir şey yok ama linker'la alakalı birazcık konuşabiliriz. Compiler bir şekilde etti, assembler bir şekilde etti, obje dosyaları oluşturdu. Bu obje dosyalarında genelde assembly listingleri var. Yani sizin burada yazdığınız, işte assembly bile yazsanız, C bile yazsanız, burası genelde sudo assembly dediğimiz o hani
belli bir şekilde transfer edilecek hala yani yazdığınız şey. İşte label'larınız ortadan kalkacak, ona göre işte PC relative adresin gelecek falan. Bu object dosyaları tamamen assembly listinglerinden oluşacaktır o architecture için. Hangi architecture için compile ediyorsanız yani sizin kendi eğer GCC derseniz şuradaki obje dosyası buradaki C dosyasını kendi bilgisayarınızın architecture için derler. Eğer işte ARM'la GCC derseniz veya işte bilmem ne GCC derseniz, RISC GCC, o target şey için yapar, architecture için yapar. Onun dosyaları oluşacaktır. En son linker devreye girer. Bu da compiler'ın bir parçası. Linker buradaki assembly listing'i alır. Ekstra runtime library fonksiyonları ne varsa alır, Metis kütüphanesi gibi. Onların hepsini verdiğiniz bir linker scriptine göre, bugün göreceğiz linker script ile alakalı, bir tane artık executable dosya oluşturur. İşte ELF dosyası, BIN dosyası, neyse artık nasıl kullanıyorsa. Ondan sonra isterseniz siz onu simülasyonuna gönderebilirsiniz. Kale'de yaptığınız gibi. Ya da isterseniz işte Flasher kullanarak, işte Debugger kullanarak hardware donanıma gönderebilirsiniz. Bundan sonra lablarda yapacağınız gibi. Board'unuz geldikten sonra. Son olarak herhalde değil mi? Memory access ile alakalı konuştuk. Yani instruction'larla alakalı konuştuk. Dediğim gibi onlarla alakalı çok bir şey yapmadım ama bir tane slide'da şey demiştik. Memory access should always be aligned. Şimdi genelde işlemcilerde belli bir şey vardır. Yani memory access edeceğiniz zaman belli restriction'lar olabilir. İşte bazıları unaligned access'e izin verebilir. Aligned ya da unaligned ne demek? Aslında bunlar word aligned demek istemiştim teknik olarak. Evet, word accesses. Eğer 32 bitlik bir değer okuyacaksanız word align olması lazım. Yani son 2 bitin her zaman 0 olması lazım. Çünkü 32 bit okuyorsunuz. Eğer mesela işte 16 bit okuyacaksanız son bitin her zaman 0 olması lazım. Yani memory organizasyonunu ileride var bir tane slide da. Yarıdan başlayıp diğer yarıya kadar okuyamazsınız. Yani en azından M0 Plus buna izin vermiyor. Bazıları izin verebilir. Bazı farklı architecture'lara izin verebilir. Zannedersem M4'lerde falan herhalde olabiliyordu yanlış hatırlamıyorsam ama. Farklı architecture'lara izin verebilir. Farkları vermeyebilir ama burada vermiyor. Eğer verirseniz bir tane hard fault exception oluşuyor yani. Bir tane hata oluşuyor. Hatayı bir şekilde handle etmeniz lazım. Mesela örnek olarak işte LDR dedik. R4, R3, R2 ne yapıyordu? R3 ile R2'yi topluyordu. Bunların gösterdiği yere pointer olarak algılıyordu bunu. Bunların gösterdiği yerden datayı alıp R4'e atıyordu. Burada eğer R2 artı R3'ün toplamının son iki biti sıfır değilse bu direkt exception hata verecektir yani. O yüzden yani genelde C prom yazdığınız zaman bunların hiçbirisinin önemi yok neredeyse. Yani çok çok nadir bir şekilde eğer işte assembly'ye müdahale ederseniz C programın içinde ki inline assembly yazabiliyorsunuz bazen. Veya yazmak isteyebiliyorsunuz bazen değil. Yazabiliyorsunuz zaten de. Kendiniz müdahale etmezseniz genel itibariyle böyle bir hata oluşmaz. Fakat işte bu genelde sizin kendi yazdığınız assembly kodunda oluşur. Bununla alakalı da konuşacağız bugün. Nasıl iş yapabileceğimize dair. Şimdi bir if then else, yani bugün birazcık ne yapacağız? Bugün assembly ile alakalı birazcık daha alıştırma yapalım. Zaten Erdem hocanızla yaptınız. Sağ olsun. Kısa zamanda bir şeyler hazırlamaya çalıştı. Umarım faydalı olmuştur. Biraz da bugün biraz daha onunla alakalı yani assembly ile alakalı alıştırma yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Mesela basit bir C kodu düşünelim yani. If counter bigger than 10, counter equals to 10, şey 0, else counter plus equals to 1. Bu ne demek? Eğer counter ondan büyükse counter'ı sıfırlayalım. Yoksa counter'ı 1 arttıralım değil mi? Artı eşittir, counter eşittir, counter artı 1'in kısaltması. Assembly'de tabii yani C'de de tabii birkaç yöntem var da Assembly'de iki farklı yöntem koydum mesela. Farklı farklı yöntem yapabilirsiniz. Bir tanesi işte compare R0'ı 10'la, 10 sayısıyla compare edebiliriz. Compare ettikten sonra bu ne yapacak? ES'ler yani flagleri update edecek. Hangi şey flaglerini işte 0 filan ve işte negatif filan update edecek. Daha sonra eğer greater dense zero counter'a git. Yani eğer ondan büyükse zero counter'a git. Zero counter'a gittikten sonra şurada R0'ı sıfırla.
Ondan sonra devam ediyor zaten. Bu yani sequential olarak devam ettiğini düşünün. Her zaman atlamalar olabilir de sequential olarak devam ediyor. Ondan sonra move'den sonra devam edecek aşağı doğru. Eğer greater'dan değilse yani ondan büyük değilse ne yapmamız lazım? İşte 1 arttırmamız lazım. O zaman işte R0'a 1 arttırıyoruz. Ondan sonra işte branch to counter'dan direkt counter'dan zıplıyoruz. Şuradaki sıfırlama olayını es geçiyoruz mesela. Basit bir if statement'ı. Veya yazdığınız if C'deki if statement'ı buna dönüşecektir diyebilirsiniz yani aynı mantık. Veya farklı bir örnek. Bu sefer less equal'la yaptım. Compare R0'a gene onunla compare ediyoruz. Eğer küçükse increment counter diye bir label belirledim. Bunlar label tabii. Bunların hiçbir önemi yok. Kendim de belirlersem olur. Less equal increment buraya geliyor. Burada bir arttırıyor R0'ı. Ondan sonra counter'dan devam ediyor. Eğer küçük değilse, küçük veya eşit değilse büyük demektir. Büyükse de sıfırlayacağız demektir. İşte move 0. Ondan sonra counter'dan gidiyor, zıplıyor gidiyor yani. İki farklı yöntem. Hangisini kullanmak istersiniz? Farklı farklı yöntemler de mevcut tabii ki yani. İlla bu ikisi olacak diye değildi. Amaç burada bir şekilde eklenen yapabilmek. Quiz'i evet, şey de yapalım. Onun gibi yapalım. Hatırlatın, olur mu? Kaçırmayalım yani. Another important operation is looping. Burada loop operasyonu gösterdik. Mesela bir tane C kodunu düşünelim. Int sum eşittir 0, i eşittir 0. For işte i küçüktür 5'ten plus plus i. Sum art eşittir i. Ne yapıyor burada? Sum diye bir tane değişken belirledik 0. I diye bir değişken belirledik 0. For loop'u çalıştırdık. For loop'un initial condition'ı yok. Yani i neyse 0'sa 0 zaten. Ondan sonra 5'ten küçük buradaki true condition hani burada durması için bekliyoruz. Ondan sonra plus plus i de i eşittir i artı 1 gibi hani i'ye 1 arttıracak. Her loop'tan sonra i'ye 1 arttıracak. Daha sonra aşağıda da i ile sum'ı topluyoruz her seferinde. Yani 0'dan 4'e kadar olan sayıların toplamı mı olacak? Öyle bir şey değil mi? Assembly'de nasıl yapabiliriz? R0'a 0 attık. R1'e 0 attık. Birisini işte R0'ı sum olarak düşünelim. R1'i i olarak düşünelim ama burada şöyle bir şey var. Şimdi R0'ı sum olarak düşünebilirim ama R0 her zaman sum olarak kalmayabilir. Ben R0'ı mesela işte push operasyonuyla veya işte str'la memoriye bir yere yazıp R0'ı başka bir şey için kullanıp daha sonra geri işte memoriden okuyup o işime devam edebilirim. Yani ben buradaki kodu bir tek R0 register ile de yapabilirim aslında. Birazcık uğraşırsam. Yani R0 atarım mesela. Ondan sonra push R0 derim. R0'a bir daha sıfırlarım i 0 için. Ondan sonra işte R0'ı toplayıp işte şey yaparım. Bir yere yazarım. Nasıl yaparız onu? Neyse birazcık zor olabilir yani. Ama bir tane register ile de yapılabilir yani burası. O yüzden ne kadar çok register'ınız var o kadar daha rahat oluyor gibi düşünebilirsiniz yani buradaki işlemleri. Neyse R0 ile R1'i topladık. R0'a yazdık yani sum eşittir sum artı 1 oldu bu. Ondan sonra R1'i 1 arttırdık. i'yi 1 arttırdık oldu burası da. Ondan sonra R1'i 5 ile compare ediyoruz şuradaki gibi. Eğer less dense loop'a geri dönüyor. Yani her seferinde bir daha buna geri dönüyor. Bu sefer R0 bizim sonucumuzu tutmuş olacak. Yani sum neyse sum en son değeri R0'ın en son değeri burada artık elimizde olmuş olacak. Şuranın sonunda. Onu istersek dediğim gibi işte style push edebiliriz veya işte memory'e yazabiliriz. Herhangi bir şekilde kullanabiliriz artık. Branch instruction'larla alakalı çok küçük konuştuk herhalde geçen derste. Birkaç farklı branch instruction'ı var. Bunlardan bir tanesi branch direkt yani pure branch. Bu label'a branch etmek için kullanılıyor. Yani herhangi bir label'ınız var şuradaki gibi mesela loop veya bir öncekinde vardı herhalde değil mi? Evet. Burada bir tane mesela label'ınız var counter'dan gibi direkt counter'dan'a branch etmek için kullanılıyor. Başka hiçbir şeye gerek yok. Hiçbir şey update etmeye, hiçbir şey çalıştırmaya gerek yok. Hiçbir condition yok. Ondan sonra conditional branch'ler var. Biraz önceki gibi yani eğer işte equal mı, less than mi, greater than mi, işte not equal mı gibi flaglere bakarak bir şekilde karar vermeye çalışıyor. Bir önceki işlemin sonucu işte na göre bir yerlere gitmek istiyoruz. Bu da bizim o if statement'larımıza bağlı. Hani if buysa şuraya git gibisinden, if büyükse buraya git gibisinden kullanılan şeyler. APSR'a bakıyor yani PSR register'ındaki flag kısımlarına bakıyor conditional branch'ler. O yüzden burası önemli yani hani
etmenizin şeyi. Yani en azından ARM için böyle, hani başka bir architecture için bunlar olmayabilir. Yani flaglere bakmayabilir. Farklı bir şekilde yapabilir işlemleri. Ama en azından ARM assembly'de veya ARM architecture'da bu işler böyle yürüyor birazcık. Ondan sonra BL diye bir şey var. Branch and link instruction var. Bu instruction'da yaptığı şey aslında fonksiyonlara doğru, yani fonksiyon çağırıp geri dönmeye yönelik durumlarda kullanılıyor. Bu da ne demek? Mesela bir yerdesiniz, bir yerden işte bir fonksiyona gitmek istiyorsunuz, sonra geri gelmek istiyorsunuz ama. İşte delay mesela buradaki en bariz örnek. İki mesela ışık yakma ve söndürme arasında bir delay'e gidip gelmeniz gerekiyor. İşte bunu branch linkle yapabilirsiniz. Yani yapmaya da bilirsiniz teknik olarak ama onun için ekstra birkaç instruction harcamanız lazım. Yani o andaki program counter'ı stack'e atmanız lazım. Ondan sonra gitmeniz lazım. Daha sonra stack'ten program counter'ı çekip tekrar program counter'a yazmanız lazım gibi birazcık böyle biraz daha meşakkatli bir iş oluyor. Onlardan kurtarmak için branch and link diye bir instruction direkt otomatik olarak label atlıyor ve link register'ını geri döneceği yerdeki bir sonraki instruction'ı set ediyor. Yani mesela 800'den eğer branch and link dediyseniz sallıyorum 802'ye link register'ı set ediyor burada. 16 bitli olabildiği için instruction'lar. Branch and link bu arada kaç bitlik bilmiyorum. Belki 32 bitlikse o zaman 804'e set ediyordur. Ona bakmak lazım yani. Branch and exchange state, bu exchange state'ler zaten şu branch and exchange state'lerle branch and link and exchange state'ler yukarıdaki normal branch ile branch link'le aynı şeyler. Buradaki fark şu, o geçen hafta da bahsettiğim gibi ARM normalde iki tane instruction seti var gibi düşünebilirsiniz. Yani ARM işte de 32 bitlik, bir de bu thumb instruction'ları işte 16 bitlik, bir de bunların hibritleri thumb 2'ler. O yüzden böyle state değiştirmesi gerekebilir işlemcilerin. Bizimkinde hiçbir şey, bizimkinde şey değil. Yani nasıl diyeyim? Bizimkinde state değiştirmelik bir durum yok. O yüzden bizimkinde çok şey değil. Yani önemli kullanması da, state değiştirmiyoruz sadece. Bu da ne yapıyor? İşte hatırlarsanız thumb modu için instruction şeyin, yani call yaptığınız zaman fonksiyonun sonuna bir ise thumb modunu set ediyordu bu. Yani thumb modunda çalışıyor bu diyorduk. Bir değilse ARM modunda çalışıyor diyordu. O yüzden bizim yani M0 Plus olduğu için bizimki her zaman bunun bir olması lazım. O yüzden yani otomatik olarak bu bir şekilde ayarlayacaktır. Biz eğer C kodu yazarsak yine bunlar bir şekilde otomatik oluyor. Yanlış kütüphane link etmezseniz, yani link ederken farklı bir kütüphane link etmezseniz, I don't know, possible, yani olabilir. Genel itibariyle C otomatik olarak ayarlayacaktır. Assembly'de de çok, yani BXLR kullandıktan sonra çok bir şey olmayacaktır ama burada şey yapıyor, yani bir tane register'a gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani link register'a gidiyor. BLX'de de şeye gidiyor. Herhangi bir register'a gidip aynı şekilde işte link register update ediyor. Gene exchange state'i set ediyor, yani sonunu 1'e set ediyor. Bunlar kullandığınız instruction'lar. Bununla ile alakalı typical branch conditions. Compare R0 R1 instruction'ı varmış diyelim ki. Bundan sonra işte branch equal'ları kullanabilirsiniz mesela. İşte branch equal işte R0 R1'e equalsa, R0 R1 equal değilse, R0 R1'den küçükse, işte R0 R1'e küçük eşitse, greater equal, greater than, less than, less equal. Bunlar da unsigned versiyonları. Ondan sonra required branch control, sign data 0. Burası şey için, yani mesela result'ınız diyelim ki signed bir değerle uğraşmak istiyorsunuz. Yani sizin hani assembly'de sayı sayıdır. Siz nasıl onu treat ederseniz öyle olacaktır. Yani 0x FFFFFFF sayısı, eğer siz onu unsigned kabul ederseniz 2 üzeri işte 32 eksi 1 neyse odur. Ama siz onu signed olarak kabul ederseniz eksi 1'dir. O yüzden o tamamen assembly yazarken sizin kendi inisiyatifiniz kalmış. Kendiniz nasıl structure etmek istiyorsanız öyle structure etmeniz lazım. Ama C yazarken tabii ki siz o işte strongly typed olduğu için unsigned int ya da int demenizin arasındaki farkı işte o şey olur yani. Orada çıkar.
Ekstra iki tane instruction şey varmış yani. Condition PL ve işte MI küçükse ve büyük eşitse kullanılabiliyormuş. Kullanır mısınız bilmiyorum yani. Genelde greater'dan bile kullanabilirsiniz. Sıfırla ilk sıfırla compare edip greater'dan demekle BPL aynı şey yaklaşık olarak. Simple function or subroutine calls. Bununla alakalı konuştuk. Aslında vardı slide'ım. Branch link mesela bir fonksiyona gideceğiz. Branch and link dedik. O fonksiyona gittik. Ondan sonra mesela şurada daha iyi onlar instruction'lar. Branch link dedik. Fonksiyona gittik. Fonksiyon çalışıyor şu anda. İşte bittikten sonra bir bilgisayarla geri dönebiliriz bulunduğumuz yere. Yani bir fonksiyon çağırmalarımızda böyle yapmanız gerekiyor. Bu da neden lazım? Mesela bir tane subroutine oluşturduğumuz işte hem proje için hem lablar için diyelim ki o labda 8 sayısını ledlerde yakacaksınız şeyde o 7-segment display'de. Onun için bir tane rutininiz olması lazım yani. Verdiğiniz bir sayıyı ledde yakabilecek bir rutininiz olması lazım. Böyle bir rutin kurmanız lazım yani fonksiyon. Kodunuzun tabii ki çok daha böyle structured olması için yapmayabilirsiniz yani öyle bir fantezisi olan varsa. Ama dediğim gibi yani mesela R0'a burada yazarsınız veya R1'e şeyi 8 sayısını tamam mı? Şurada bir üstte bir. Ondan sonra fonksiyonu A'ya zıplarsınız. Fonksiyonu işte R0'daki değeri alır. 8 sayısını bir şekilde siz o işte GPIO'ları nasıl bağladıysanız orada işte 7-segment display'e gönderir, gösterir. Ondan sonra bir bilgisayarla geri gelebilirsiniz bulunduğunuz yere. İşlem öyle şey yapıyor yani sürüyor. Peki nested function calls'a ne yapacaksınız? Yani mesela bu çok aslında kullanılan bir şey yine. Int main'in içinde bir fonksiyon çağırdınız. O fonksiyon da başka bir fonksiyon çağırdı. O fonksiyon başka bir fonksiyon çağırdı. Yani böyle belki 8-10 tane nest yapabilirsiniz burada. Böyle bir durumda nasıl olabilir yani durum? Burada da eğer branch link dediniz, fonksiyon A'ya gittiniz. Eğer fonksiyon A'dan bir daha branch link fonksiyon B derseniz bir önceki link register'ınız kaybolur. Yani şöyle düşünün. Şuradaki push'la pop'u boş verin. Branch link fonksiyon A dediniz. Fonksiyon A'ya gittiniz. Branch link fonksiyon B dediniz. Fonksiyon B'ye gittiniz. Fonksiyon B'yi yaptınız. BX'lerle geri geldiniz buraya. Sıkıntı yok şimdiye kadar. Ama geri geldikten sonra bir daha BX'ler derseniz eğer artık link register yok. Yani nereye gideceğini bilmiyor link register. Büyük ihtimalle buraya geri bile atlayabilir yani şu andaki bulma. Çünkü en son burayı gösteriyordu link register update olmadıysa. O yüzden yani artık buradaki yerinizi kaybettiniz. Bunu önlemek için ne yapabilirsiniz? Branch and link dedikten sonra ilk işiniz link register'ı push etmek olur siteye. Yani stack alanına link register yazarsınız. Daha sonra branch linkli function B'ye gittiniz. Burada gerekirse bir daha push edersiniz. Hani ama gerekmiyorsa başka bir fonksiyon konunuz yoksa çok önemli değil. Bir eksilerle geri geldiniz. Geri kalan işlemleri bitirdikten sonra bütün push'lar ve pop'lar birbirine eşitse burada yani ne demek? Stack pointer geri eski yerine geldiyse en son pop edeceğiniz değer sizin link register değerinizdir. Eğer bunu da direkt program counter'a pop ederseniz bir sonraki instruction hani program counter bir sonraki instruction'a execute edecek ya bir sonraki instruction olarak gelip buradakine execute edecektir. Anlaşıldı mı burası? Arkadaşlar. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Sağ tarafta şimdi biz ortada push ettikten sonra sağ tarafa geçtik ya. Evet. Orada BX'ler deyince en sola gitmesi gerekmez mi? Hayır. Şimdi BL dedin ya. BL dediğiniz zaman link register update ediyor. Şimdi BL dedin link register update oldu. Geldin link register'ı push ettin. Link register hala şurayı gösteriyor ama şu anda. Şuradayken. Tamam mı? Ondan sonra bir daha bir yer dedin ya şurada. Bunu dediğin anda artık link register şuraya gösterecek. O yüzden burada artık link register hep şurayı gösteriyor. Daha sonra bir eksiler dedikten sonra buraya geri dönecek. Anladım. Tekrardan sola dönmek için orada pop PC diyoruz o Aynen zaman. yani çünkü link register'ın stack'teydi. Stack'ten geri alıyorsun diye düşün yani. Tamam hocam. Çık. Yani aynı mantık. Bir yere link register yaz not alıyorsun. Tamam mı? Buradaki olay. Tamam hocam. Bir yere Okey. link register'ı not alıyorsun. Geri döndükten sonra o link register'ı tekrar aldığın nottan geri şey yazıyorsun. Program counter yazıyorsun ki bir sonra oraya geçsin. Geleceğe dönüş. Okey hocam sağ olun. Var mı başka soru?
Şey sorabilir miyim hocam? Tabii ki sorabilirsin. Şimdi biz bu site atıyoruz ya layer'e, Evet. register'a. Peki siteyi başka bir amaçla kullanırsak diğer fonksiyonların içerisinde bu bizim layer'e register'larımızı riske atmaz mı? Sorun bu. Zaten kullanacaksınız ve atmaz. Neden? Çünkü şimdi assembly versus C aslında birazcık sorun. Şimdi C'de bunlar otomatik olarak ayarlanacak zaten. O yüzden oraya çok girmiyorum. Ama kullanacak yani. C kodu da kullanacak. Assembly'de yazarken şöyle yapmanız lazım. Ne kadar push ettiyseniz burada, tamam mı? Bu fonksiyon içerisinde o kadar pop etmeniz lazım. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani o siteyi kullanırken ne kadar push edersek o kadar pop olarak aynı fonksiyonda dallanmadan şey yapmamız Aynen lazım. öyle. Aynen öyle yani. Stack içerisinde contain olması lazım o işin. Anladım hocam. Tamam. Yani zaten haftaya da göreceğiz yani aslında stack nasıl kullanılıyor programlar tarafından. Birazcık daha haftaya göreceğiz. Bugün de birazcık göstereceğim. Dediğim gibi C birazcık farklı işin farklı bir şey oluyor ama sizin durumunuzda push'ler dedikten sonra stack yani stack'i visualize edin kafanızda, tamam mı? Şurada bir LR link register var tam şurada. Ondan sonra biz bir aşağısını gösteriyor. Siz işte bu kadar mesela 20 tane push ettiniz şurada bir şekilde, tamam mı? Eğer pop PC derseniz o tabii ki en son değer neyse onu PC'ye pop edecektir. Dolayısıyla rastgele o andaki en son değer neyse onu zıplamaya çalışacaktır. O yüzden sizin yapmanız gereken ne kadar push ettiyseniz o kadar pop etmeniz. Hani programın fonksiyon kendi içinde contain olması lazım. Daha sonra da şeyi atlayacaksınız geri. En son değer de artık link register gösteren değer olacağı için PC'ye alıp göndereceksiniz. Burada da şöyle aslında bir dahaki slide'a geçmeyelim. Ondan sonra da quiz'e başlayalım. 57 oldu zaten. Mesela dur ya güzel bir örnek gelmiş aklıma. Register'la gittiniz. Dur bakalım. Link register'la geldiniz buraya. Branch'ine geldiniz. Link register'ı set ettiniz. Tamam ya unuttum ya. O anda konuşurken aklıma bir şey geldi. Neyse. Aklıma gelirse tekrar şey yapalım. Soru var mı başka? Sonraki slide'ı anlatmayayım yani. Orada kalalım. Sorun istersen. Ne diyecektim ya? Ha, şöyle tamam süper. Şimdi mesela bir tane fonksiyon düşünün. C fonksiyonunuzda tamam mı? Bir fonksiyon yazdınız. İşte o banana örneğindeki banana kodunu hatırlayın. Orada x, y, a, b değişkenleriniz olduğunu düşünün. Şimdi normalde fonksiyon içinde zaten değişkenleri değiştirdiğiniz zaman o fonksiyonlar neye özel? O değişkenler fonksiyona lokal değil mi aslında? Bir banana fonksiyonun içinde tanımladığınız int a, int b değerleri aslında fonksiyonun içinde tanımlanmış lokal değerler. Dışarıdakiler görmüyor, doğru mudur? Doğrudur hocam. Değil mi? İşte buradaki olay da o aslında. Hani push 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 pop 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 ediyorsunuz dedim ya. O lokal değişkenleri oluşturuyorsunuz, sonra lokal değişkenleri çıkıp siliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz olayı. Çünkü yani şeyler görmüyor. Diğer fonksiyonlar görmüyor. Yani fonksiyon kendi içinde contained olması lazım. Global değişkenler varsa işler değişiyor. Global değişkenleri zaten memory'den okuyorsunuz. Dediğim gibi onları biraz daha haftaya göreceğimiz şeyler. Çok şey değil. Şey yapalım. Bakalım. Quiz'e başlayalım. Ondan sonra da devam ederiz. Sizin şeyiniz ne kadar sürecek? Sınavınız? 11'den 11.40'a sanırım hocam. 11.40'a kadar bir ara veririz. O zaman biz tamam bir ara Hocam. da veririz tamam. Şimdi vermeyiz de. Yani Hocam. evet. Dinliyorum. Daha uzun sürecek. Çünkü iki tane soru olacak da bugün. Bir soru için 35 dakika veriyorlar. Bir Tamam. soru Siz büyük ihtimalle yetişemezsiniz o zaman siz. Şurada. Linki gönderdim. Şey açık olması lazım. And saat kaç? 10. 10. Neyse otomatik bunu kapatayım. Şöyle yapalım. 11.30. 10 şey 10 pardon. 10.20 gibi falan şey yaparsınız. Bitirirsiniz. Zaten belki önce bile bitirebilirsiniz. Yani 4 tane soru var.
Açıldı değil mi? Sıkıntı yok. Açıldı hocam.